Benim yeğenimsel aynı yaştalar. Aynı okuldalardı. Hatta arkadaşlardı. Bir keresinde hiç unutmam. Seher antika vazoyu kırdı. Zeynep, vazoyu ben kırdım. Harçlığımı biriktirip geri ödeyeceğim demişti. Seher sonradan itiraf etti de biz öyle anladık gerçeği. Bu hale düşmesine çok üzüldüm. Daha iyisini hak ediyordu. Hayat işte. İnsanın ne hale getireceği belli olmuyor. Baksanıza, Aslan'la ailesinde ne hale düşürdü. Zeynep, biraz dikkat et, ne kadar beceriksizsin. Daha bir tabağı tutamıyorsun elinde. Temizle çabuk. Gerek yok. Ben hallederim. Bülent Bey lütfen. Siz bizim misafirimizsiniz. Buyurun oturun. Zeynep temizler. Peki. Geldi. Yeter. Birazcık da o doğrusu. Allah'ım sen bana dayanacak sabır ver. Nereye? Nereye gidiyor bu? Rahat bırak onu Asu. Biraz nefes almak istedi belki. Asu. Hadi işine bak kızım. Cemil. Çağır şunu gelsin. Bak burada göremeyince acısını bizden çıkaracaklar. Sonra da hepimizden çıkaracaklar. Yap şunu. İyi misin? İyiyim. Ben çok üzülüyorum sizin için. Keşke elimden bir şey gelse ama... gelmiyor. Cemil gelip yangın çıktı dediğinde koşa koşa geldik yardıma. Allah'tan her yerde yangın tüpü vardı da çok öyle büyümeden söndürdük. İşte içeride kablolu bir sıyrık var sanırım oradan çıktı yangın. Cemil ben sana bir şey soracağım ama bana doğruyu söyle. O yangın nasıl çıktı?
senin işin değil mi? Benim... Annemleri. Beni korumak için yaptın. Benimle hiçbir alakası yok olur mu? Cemil, seni iyi tanıyorum. Bana doğruyu söyle. Hayır, hayır dedim ya. Benimle hiçbir alakası yok. Tamam. O zaman bundan sonra bizim için hiçbir şey yapmanı istemiyorum. Bak, bu insanlar acımasız. Bizim yüzümüzden senin de zarar görmeni, işini kaybetmeni istemiyorum. O zaman daha çok üzülürüm, emin ol. Tamam Zeynep Hanım. İyi o zaman. Anlaştığımıza göre içim rahatladı. Canan ablaya bir baksan iyi olur. Gelsin dedi senin için. Tamam. Önce bir misafirlere bakayım. Sonra geçerim. Tamam.